Bir seyircimiz diyor ki, İlber Hoca bir Tatar asıllı olma hasebiyle diyor. Evet. Çok uzun yıllar özetlemeye çalışıyorum. Şey bozgunu yahu, Viyana kuşatması bozgunu. Orada diyor, Tatar askerlerinin ihanet etmesinin azabını hissediyor mu hiç? Ne alakası var, o gidiyor mu? Ne alakası var ya? Yani ne yapalım ya? Yani? Ne ben Merzifonlu'm bu arkadaş. Merzifonlular, Merzifonlu'dan marşal olur mu? Gitmiş olur. Yani Grand Armer'in ve işte olmuş, öyle sonucu olmuş diyor. Merzifonlu fevkalade bir idare amiridir, mülki İstanbul amiridir. Kaymakam. Daha evvel İstanbul Kaymakamı dediği gibi sadaret vekili yani. inanılmaz bir şekilde çünkü İstanbul'un asayişi, yaşlısı falan bela bir iştir yani Bizans'tan beri. Endüstri medeniyetine, buharlı ulaşıma falan geçilmeyen bir dünyada nüfusu 300 binden falan aşağı düşmeyen bir yer. En yakın gıda kaynakları mesela et Dobruca'dan gelecek, süt peynir Kırım'dan gelecek. Buğday işte Bulgaristan falan, Trakya yetmiyor. Şimdi onları alacaksın, sevk edeceksin. Kim taşıyacak onu? Yani mecburi tekel falan. Geliyor şehrin un kapanına, bal kapanına, yağ kapanına yığılıyor. Haydi ihtikar yani. Bir sürü ahlaksız kara borsacı, istifçi falan. Kim onları kovalayacak? Fiyat fırlar kış biraz sert geçse. Millet ayaklanır. Yeniçeri ucuza et ister, ayaklanır. Bir bela. Bu iş Sultanahmet devrinde rahatladı çünkü demir yolu geldi. Efendime söyleyeyim hat boyuna yani Eskişehir'e kadar olan yere Rumeli göçmenleri yerleşti. Ekip biçiyorlar falan. Orada tamam halledildi iş yani millet der ya Sultanahmet devrinin bolluğu falan. Oraya gelene kadar nar, istifçilerle uğraş bizzat sadrazam sorumludur. Sadrazam yok ise, Cenk'te ise işte kaymakamı bakar ve orada görüldü ki bu Merzifonlu müthiş bir idare amiri. Çok iyi bir idare amiri, dürüst de bir vezir. Hırsız falan değil fakat bu öyle 150 bin kişilik orduyu bir Grand Armée'yi yürütecek bir marşal değil. Götüremedi nitekim kalelerin. Orduyu götürdün hocam geri gelemedi. Oha işte yani şey kaleleri bilemiyor. Yani şimdi senin o Klosterneuburg ve Kahlenberg dediğin yeri biliyor musun? Viyana'da tepede duruyor. Yani oradan oraya tramvay işliyor. Bugün yürüyerek gelmek daha yakın mesafe. Ya adam o kaleyi bırakır mı mesela Viyana kuşatırken? Tabii ne oldu oraya? Sobieski yığdı kuvvetleri geceleri falan. İstihkamını aldı ve bir gün saldırıverdi tepeden. Yani Viyana kuşatmasını aslında Avusturyalı Almanların kendileri değil Sobieski becerdi. O yerdi yani. Polonya kralı. Şeylerle, komutanlarla koordinasyonu kuramıyor. Gayet nadan bir vezir yani. Herkesi gücendiriyor. Kırım Hanı da tabii son derece başı bozuk bir adam. Çekti gitti bir gün Selim Girayhan. Murat. Murat Girayhan pardon. Ve ondan sonra o tabii cezalandırıldı, idam edildi ama zaten tabii bir de ricatı da bozguna çevirmek. Onu da bilmiyor bizimkiler. Ricat etmek çok önemli bir şey. Rekesesyon yani mesela Roma ordusu Machiavelli'nin de dediği gibi ricat etmeyi bilir. Çok önemlidir o. Ricat edecek. Bizde hepsi bozgun oluyor. Ha? Bizde hepsi bozgun oluyor. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak. Evet. Kaçmayı bilemezsen bozulur. Ne zaman öğrendi bizim ordu ricat etmeyi biliyor musunuz? Kurtuluş ne zaman savaşında. Öğrendi? Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı tabii işte. Sakarya o. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Çekil çekilebildiğin kadar yeniden toparlan. Tabii çekil toparlan o Yunan ordusu perişan oldu o coğrafyada. Metaksas demiş zaten gitmeyin içeri demiş. Metaksas faşist maşist ama çok akıllı bir herif tabii. Venizelos'unkilerden çok daha akıllı bir adam. Bu orduyla demiş siz savaşamazsınız. Bunun ölüsü bile kandilli demeye getiriyor. Yani siz çıkmayın İzmir'e diyor. Küçük Asya'ya falan bırakın bu megali iddiayı. Yunanistan bugünkü topraklarıyla yetinir.
büyük bir devlet de olur, şerefli müreffeh bir devlet de olur diyor. Vay korkak pis kralcı falan herhalde adı. Çıktılar, çıktıktan sonra ilerlemeyin dedi. Ben bunu çok tekrarlarım. Yani İzmir bölgesinde tutunun dedi o küçük İonya'da. Hayır efendim, Anadolu içlerine gidiyor. Aleksandr İmparatorluğu kuracaklar. O zaman gidersin tabii güme. Çok şey, çünkü karşıda subay var, kurmaylar var. Onların hepsi Balkan'dan, işte demin konuştuk, Trablusgarp'tan, efendim 1. Cihan Harbi'nin o çetin şartlarından yetişmiş kurmaylar yani. O Mustafa Kemal'de, Kazım Karabekir'de, İsmet Paşa'da. Siz onlarla nasıl baş edersiniz? Sizin o kadar tecrübeniz yok bir kere. Yani Yunanistan'ın ne Balkan macerası o kadar büyük bir tecrübedir, ne 1. Cihan Harbi. Tabii şey yapamadı yani, o meşakkatı çekmeye alışmış bir neferler, çavuşlar silsilesi. İşte biz onları tanıdık, bizim nesil yani, tren gezilerinden falan, Anadolu gezilerinden, size söyledim bunu.